Selamlar. Anno 1800 yeni bölümüne hoş geldiniz. En son ekonomik sıkıntımız vardı. Bunalıma girmiştik. Onu düzeltmemiz lazım acilen. Paramız You yönü can't çekti. keep it a secret. I Güzel. had a feeling Bu you'd para do it. ilaç gibi geldi. Come İlaç. alive, reporting in. Satmamız gereken ürünler var. Onları bir satalım diyeceğim de satılıkta bizim ürün yokmuş. Peki gemimiz ne durumda? Frigate Gemimiz first satmak class. için gidiyor. Güzel. Buraya gelmek üzere. Ekonomik olarak Shouldn't ask. We've always ever. An toparlanmamız explosion şart. in one of your factories. Bu ne diyor? Şunları almanız gerekiyor diyor, A domuzları. fire broke out. Alalım domuzları. Şehir içine gezen domuzlar istiyor galiba bizden 5 tane. Bir tane yangın çıkmış, onu gördüm. Oyun 1x hızda ilerlesin. Güzel görevlerden para gelmeye başladı. Bir anda döndük, bir anda. Abi domuzlar mı yok, ben mi körüm? Bir tane bulabildik anca. Bak buralarda domuzlarımız var. Son bir tane lazım. Bunlar da buradadır. Ne şaka mısın sen? Bu görev için mi uğraştırdın bizi? Yeni görevlerimiz varmış buralarda. Onları alalım. Bundan verebiliriz. Sıkıntı olmaz. Sanırsam şu zımbırtıdan yok. Ya bu ödül olarak ne veriyor bize? Ödül olarak bilinmiyor. Ya bunların ödülleri iyi de olabiliyor, kötü de olabiliyor ama şu yangına bakalım. Aa, yangın çok fena. İtfaiye çalıştırmamız şart, hızlıca patlama olmuş burada cephanede büyük ihtimal. Acilinden buraya bir üst sınıfa geçirebiliyor muyuz? Geçiremiyoruz çünkü yeterli sayıda sakin yokmuş. Okey. Bazı binaları üst sınıfa geçirmem lazım çünkü ekonomi açısından sıkıntılardayız ya da kritik durumdayız. Mesela burada bir tane bina geliştirebiliriz mesela ama geliştiremiyoruz. Çünkü kıyafetlerini karşılayamıyormuşuz. Siz ne durumdasınız peki burası olarak? Kıyafet durumumuz 28. Kıyafet durumu sıkıntı da burası da. Burada ne kadar kıyafetimiz var? 50 kıyafetimiz var. Burada bir üretimi kesinlikle artışa sokmam gerekiyor. Yani öncelikle patates üretiminde bir artık düzeneye geçmemiz gerekiyor. Onu da nereden yapıyorduk? Şuraya tıklayalım. %100 müydü? Pardon, burası değil. Şuraya. Patates üretimini bir %25 yapacağım. %25. %125. Düzenleyelim. Ben yanlış mı yaptım? Pardon. Şöyle yapacağız. 25. Bunu yaptık. Bu bütün patates tarlalarında geçerli olacak diye biliyorum. Evet, bu doğru. Aynı şekilde bir de burada yapalım. 25'lik bir artış yapabiliriz. Bizim için sıkıntı olmaz. Düzenleyelim. Bu arada iş gücünü yaz. Çünkü sabununda bir sıkıntımız varmış. O zaman biraz ev yapalım. Şöyle biraz ev yapabiliriz. Şöyle bir yapmak yeterli olacaktır. Hazır evleri yaptık. Bir de geliştirmelerini yapalım. En azından bir iki tane ev yapsak yeterli olur. Balık üretim buraya geliyordu. Buradan yana sıkıntımız yok. Tamam, alkol işini hallettik. Alkolden yana şimdi sıkıntımız yok. Şimdi ne yapabiliriz ona bakalım. İnek, şey, domuzlar hakkında. Sabun ve sosis üretimini arttırabiliriz. Ama peki bizim domuz üretimimiz ne kadar? Tüketimimiz ne kadar? Üretim tüketimi geçiyor. Bunun sebebi şununla alakalıydı. Ben niye durmadan AD tuşlarına basıyorum anlayamadım. Buradaki domuz üretimi çok önemli bizim için. 8 domuz üretimimiz varmış burada mesela. Bunu buraya taşıyor ama yetersiz oluyor. O yüzden biraz domuz çiftliği yapmamız lazım buraya. Ve domuzların verimini arttırmamız lazım. Şu şekilde yapabiliriz. %25'lik buraya da bir artış yapalım.
Şimdi peki ne kadar domuz üretim olacak? 10'a çıktı, güzel. Hatta bir tane daha yapalım. Tarlaları nasıl yapmışız? Şu şekilde bir yol yapmışız ama buraya yapacağız mecburen. Düz mantık yapalım o zaman. Şöyle, şöyle. Böyle bir de bunu pardon. Bir tane de böyle yapalım. Bize şey lazım. Çiftçi lazım. Çiftçiyi hallederiz. 2 bina yapalım. Şu şekilde yapsak fazlasıyla karşılayacak. Aynı şekilde buranın domuz üretimi de arttırabiliriz aslında da. Bilemedim. Depoyu böyle yapalım. Tamam, bu böyle kalsın. Buradaki sabun üretimini vesaire arttırabiliriz ama domuz sıkıntısı var. Mesela bak, domuz eksik. Çiftlik sayısını arttırabiliriz aynı şekilde buranın da. %25'e çekelim. %25'e çekelim burayı. Başka ne yapabiliriz? Aa, burayı durdurmuşum. Üretim. 9 sabun üretebiliyoruz. Peki kaç tane şey üretiyoruz? Üretimimiz 10. Tamam, şimdi dengelendi. Başka ne yapabiliriz? Kıyafet üretimini arttırabiliriz aynı şekilde ama yeterli bence. Kıyafetten yana sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Okey. Biraz çiftçiye ihtiyacımız var, o kadar. Onları da halledelim. Şöyle halledebiliriz. Yerine birkaç ev yapalım. 2, 3, 4. Bir tane de buraya yapsak tamamdır. Burası artışa geçer. Onun dışında paramız toparladık ama böyle her an sıkıntı yaratabiliyor paramız. O yüzden güvenmemek lazım paramıza. Sen gel buraya. Görevimiz varmış. Hemen alalım. Bu şişmanın görevi bizim için önemli. Aa, bak bu çok sıkıntı. Paranın verimliliğini korumamızı istiyor. Bunu nasıl koruyabiliriz diye baktığımda aslında nüfusumuz ne durumda? Çiftçileri bir üst sınıfa çıkarırsak direkt kurtarırız aslında. Şöyle yapabiliriz. Şu an 600'e çıkardık mesela. Bir hastalık sıkıntımız varmış. Buralardan evler gitmiş. Şu 3 evi arttırmamız bile bizim giderimizi arttırıyor. 5-10 ekledi. Bak buranın... Ben bayağıdır oyuna girmedim bu arada. Bir yaklaşık... Bir 10 gündür girmedim. Help the old man with a hat, por favor. Did you finish? Bu şekilde alalım. Ne görev, ne ödül veriyorsun merak ediyorum. Bu neymiş? Yine getirmeni sorar. Tava basalım. Şey space'e. Şuraya bir gidelim. Burada yapmamız gereken bir şey var mı? Burada yerleşim yapmamız lazım artık. Çünkü sıkıntı olacak. O yüzden buraya biraz ev yapalım. Ev yap. Pardon. Ne eksikmiş? Kıyafetten yana bir sıkıntımız var. Kıyafet. Peki kıyafet ihtiyacını karşılayamıyor muyuz ya biz buranın? Üretim durumda. 2'ye 1. Her türlü karşılıyoruz. Tamam, kıyafet kurtardık. Böyle bir kurumuş et lazımmış. Kurumuş et işine girelim. Öncelikle şuradan bir tuz mu? Tuz, aynen. Tuzu toplamaya başlayalım yavaştan. Tuzun yanına iki tane
Artık Angus çiftliğin bir şey çiftliği oluyor da bu. Birisini buraya yapsak, peki 5 tane bina istiyor bizden. This is a legacy I would hand my people. A land of song and joy. This land you come from. Ya güzel de şuraya yapamamamız beni üzdü. O zaman burayı bir yıkalım. Binyam tells me your lands hold many strange wonders. Güzel. Burayı hallettik. Buraya hatta bir silo bile yapabiliriz. Yaşlılar gelince silo yaparız. Depomuz şu aşağıda var. Şuraya bir tane bundan yaptık mı? Artık burayı ikinci seviye aldığımız gibi. Buradan şeyler kurmaya başlarız artık. Buradan herhangi bir ekstra bir şey durumumuz yok. Kitlen dünyası hakkında konuş diyor. Bir seçim yap diyor. Her imparatorluk birçok erdemi vardır. Ancak siz... Sizce eski dünyanın ana başarısı nedir? Bizim kültürümüz, üretim başarımız nedir? Ben bunun ortadakini söyleyeceğim. Ekonomik. Ama gerisi şehirler çok küçük. Şehirler çok büyükse romantizm gider. Oha! Dünya nüfusu 1 milyon. Yani bu cevap vermek için bu kadar nüfus mu elde etmemiz gerekiyormuş? Doğruyu söyleyelim o zaman şimdilik. Dünyayı keşfetme sıradan aşağı çıkarmak için bir inşa etmeyi daha çok kesinlikle bu ilerlemek. Bir itfaiye istiyor bizden. İtfaiye yapalım. İtfaiye için hava basalım da şöyle yakın olsun. Şu şekilde itfaiye yapalım. Bir de suyu atalım buna. Tamamdır. İtfaiye de ayarladık. Ekstra bir durum yok burada. Parasal konuda gene sıkıntılara girdik. Parayı arttırmamız şart. Daha doğrusu parayı biz belli bir seviyede tutmak şart. Yoksa olmuyor. Burayı geliştirebiliriz ama buradan bizden ne üretecektik? Ben onları kafa gitti şu an burada benim. Bayağıdır girmediğim için mantığı tam artık benim mantık bilmem kalmadı bende. O yüzden ne yapmam gerektiklerini bile unuttum. Neyse hallederiz, sıkıntı değil. Biz öncelikle kendi ticaret rotamıza bakalım. Buradan belki rotalardan anlarız. Öncelikle ana karamızı ne götürüyoruz? Onlara bakalım. Sanırsam bu üçlüyü götürüyoruz. Tamam. Rom vesaire. Bunu da götürüyoruz. Onun dışında pro götürmüyoruz. Sigara üretimi yok. Ben de sigara üretimine başladım diye hatırlıyorum. Ben ne yaptım? Ben yanlış bir şey yaptım da. İnşallah ağaçları yıkmışımdır. Neyse. Pro üretimine başladım diye hatırlıyorum. Pro'yu nerede üretiyordum onu unuttum ama. Sigaraya gel. Şöyle anlarsak anlarız. Burada değil, tamam, burayı çözdük. Şurada değildir. Burada üretiyorduk, evet. Burada ikinci üretecektik. Bunun için tuğla lazım. Peki ikinci fabrika bize yetecek mi, ona bakalım. 175 adet işçi istiyor. Ve 30 saniyede bir üretiyor. Evet, biz tamamen 2 tane üretime dayalı bir sistem uygulamışız. Ve tuğlamız da gelmiş. Güzel. Bu tuğlayla kuralım yeni fabrikamızı artık. Bunu yaptık. Bunun maliyeti bize daha da arttıracak. Bunun maliyeti sıkıntı oldu. O yüzden şöyle bir nüfus arttırmamız şart. Buranın bir şöyle bir nüfusunu arttırsak şöyle bir. Buradan güzel gelir de elde ederiz hem. Buradan geliri de biraz toparlarız. Onun dışında ne yapacaktık? Hatırlamak lazım biraz. Onun dışında ne yapabiliriz diye düşündüğümde çikolata üretimine başladık diye hatırlıyorum, yanlışım yoksa. Çikolata üretimine başladık mı? Şeker kamışı nerede üretiyoruz? Orada da çikolata üretiyoruzdur. Şeker. Yükme bu da var. Evet. Bir de çikolata. Tamam. Burada iki önemli ürün üretiyoruz. Bu bize burayı bir daha kullanmamamız gerektiğini söylüyor burasının için.
O yüzden şöyle biraz binaları geliştirebilirim. Şöyle bir geliştirip buradan güzel bir gelir elde ederiz. Onun dışında burada ne üretiyoruz? Buraya bakalım. Burası boş bir çar gibi duruyor. Boş bir yer. Ama paramız çok eksik gidiyor. Beni çok korkutuyor burası. Burayı geliştirebiliriz. Biraz daha. Şöyle bir geliştirelim. Burayı kullanacaktık biz. Buranın gelirini arttıralım daha doğrusu. Binaları geliştire geliştire. Burası kendi kendine yetebilen bir yer miydi? Öncelikle binaları öyle yapmamız şart artık. Kendi kendine yetebilmesi lazım. Peki bunlar için para için ne lazım? Bak mesela bunlar paralarını arttırıyor. Onun dışında kesinlikle bundan yapmam lazım çünkü bu para arttırıyor. Mesela bunun maliyetiyle her türlü parayı karşılayacaksın. İkişer para arttırıyor, bu iyi. Başka ne yapabiliriz ona bakalım. Rom deli para arttırıyor. Asıl Rom'da olay. Rom üretimi için bizden ne istiyor? Şeker kamışı istiyor. Rom nerede üretiyoruz biz başka? Rom. Burada değil. Burada rom üretiyoruz. Peki depolarımızda ne kadar rom var? Bu da çok önemli bizim için. Rom'dan yana biraz sıkıntılar var. O yüzden ufak gemim olan gemimi, yani şuradaki gemimi en gerek. Burada rom sayısı fazlasıyla var. Buradaki ticaret mantığını ayarlamam lazım. Rotalar. Romları taşıyan bina bu, gemi bu. Mesela buradaki gemiyle buradan oraya rom götürmem lazım. Rota oluştur. Buradan ticaret rotası, buradan buraya rom götür. Eski dünya. Burası yeni dünyaydı, evet. Rom. İndir. Ama rom sayısını bu kadar yapma tabi. 30 25 tane olsun. 30 tane olsun. Ya da iptal et. İptal et. Tamamen iptal et. Şeker kamışı üretelim, öyle götürelim. Şeker kamışı yapabileceğimiz yer var mı? Mesela burası varmış. Başka yer var mı? Yok. Buraya şeker kamışı üretelim burada. Fazladan ürettiğimiz şeker kamışını oraya götüreceğim de. Rom nerede? Rom burada. Burada hiç üretmemişiz. Ha, üretmişiz. En az iki tane üretmem lazım benim bundan. Mantıklı olan dua et. Bir tane yapalım. En iyi yer neresi? Birisi burası kesinlikle. Birisi de buraya yapalım. Tüm alanları değerlendirelim bu şekilde. Güzel, burayı hallettik. Sanırsam burayı sığdıramayacağım diye korkuyorum. Sanırsam sığar mı? Güzel sığdı. İyi, tamam. Burası da tamamladık. Burası tamam. En gerekli binanın şey gemininde ticaret rotası oluştur. Ticaret rotası. Buradan en gerekli seç. Buradan buraya şeker kamışı indir. Ne kadar varsa yoksa indirsin götürsün. Bunu hallettik. Sonra buraya gelelim. Bir tane odun gemi şey o, aynen bundan yapacağız. Bunu da şöyle bir oluşturalım. Yol çekelim. Yolumuzu çekelim. İkinci bir yere kesinlikle gerek yok bence artık. Ya da şimdilik şöyle yapalım hatta. Kapatalım. Kapatmak bile maliyeti yarı yarıya azaltıyor. Bu sıkıntı biraz. Yapacak bir şey yok. A, belediye binası yapmam lazım benim. Belediye binası. Bak buradaki belediye binalarında gübre verme, traktör vesaire yapabiliyoruz. Gübre vesaire de yapılabiliyoruz. Oyun yeni gelen bayağı oldu da daha doğrusu gübre mantığı. Daha henüz onu da girmedik hiç. Burayı ayarladık. Biraz şuradan
Şöyle bir tane oluşturalım. Oluşturduk. Nerede ROM? Bir tane ROM binası yapmam lazım benim. Onu da hatta bir tane bile yeter ya. Bir tane yapalım. Binalarımızı geliştirdik. Burada farklı bir ürün de üretebiliriz. Onun da üstüne gidebiliriz. Mesela üretebiliriz diye baktığımızda çikolataya geçelim. Keribus kesinlikle petrol sağınım yerim olacak. Yani petrol yerini buradan üretebiliriz. Onun dışında ne yapabiliriz diye baktığımda. Belediye binası maliyeti ne kadar? 100 bakım maliyeti var mı? Ha, bak bu biraz fazla. Kahve. Bak ikinci kahve üretim yeri de burası olabilir mesela, kahve. Aynen, kahve üretelim. Yani yol enteresan ama yapacak bir şey yok. Bir depo çekelim şuraya. Depomuzu çekemiyoruz çünkü odunumuz yok. Hemen odun için gemimize keresteleri yükleyelim. Buraya sonra bakarız. Şu an geliri toparladık gibi. 10 dakika bunu tutmamız gerekiyor. 3 dakika daha tutmamız gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Burayı geliştiremiyoruz çünkü daha henüz yeni tam bitmek üzere, güzel. Şu bize 2 para sağlıyor. Bu zımbırtındaymış, hibbus çayı. Bunun burada üretebiliyoruz. Üretelim o zaman. 15 tane çoban mı artık, ne oluyorsa. Bir de şu zımbırtıdan istiyor bizden. Üretelim, bunu da üretelim. Abi saçmalık şu. Şöyle bir saçmalık söz konusu oyunda. Yani şu sulamanın etrafında çıksın yani. O adam yürür oraya yani. Şu bir alan uzağına yapıyorum yani. Saçmalık yani bu. Mesela buraya da gübre yapabiliyoruz. Ama bunun için tabii. Depo yok diyor yakında. Depoya da para gidecek şimdi. Ona üzülüyorum. Neyse, yapalım bir tane. Bunu buraya yapmam kötü oldu. Şöyle yapalım. Tamam, burayı ayarladık. Birazdan gelişmeler açılıyor burada. Üst sınıfa geçeriz. Onun dışında şurada bir görevimiz varmış. Ya da görevimiz yokmuş. Buraya gitmemi istiyor benden. Şöyle odunları toplayalım. Odunlar lazım olur kesinlikle. O adamın şeyine gitmeyeceğim, görevine. The stewardship is a great responsibility. I hope you are not overburdened. Bir adamıza gidelim. Adamız. Binaları üst sınıfa geçiremiyoruz çünkü kilise bitti. Tamam, kilise inşa edebiliriz artık. Daha aynen, kilise inşa edelim. Kilise bize bonus arttırıyor ilişki. Nerede kilise binası? Burada. Şöyle yapalım. Ekstra bir durum söz konusu değil fazla. Farklı bir şey yapmamız gerek yok. The finishing touches and there. Buralarda ne durumdayız? Şunları bir üst sınıfa geçirebiliriz. Şöyle binaların gelirini arttırmaya çalışıyorum, az da olsa. Gemilerimize bir saldırı söz konusu. Bunu bir yok etsen. Yok ettikten sonra Shift'e tıklayıp buraya sağ tıklayalım. Buraya gitsin. Bunu tamir edemiyoruz. Tamam, sıkıntı değil. Benim merak ettiğim bir şey var. Gemimizi benim buraya getirmem lazım. Öğelerden ne? Buradan kitap alabiliriz. İş konu sanat kar, iş gücü artı 30. Mesela bu çok iyi. Bunu kesinlikle almam lazım. Bunu aynen bu şart.
Bu bina bayağı iyiymiş. Hatta aynen bunu alıyorum ben. 78 bin. Yakında bir gemi lazım. Kaç dakika sonra? 8 dakika. Çabuk burayı unutmamamız lazım. Boşta gemilerimize bakalım bir. Burada gemimiz var. İlk arz ne sarıyormuş? Abi çabuk buraya gel. Onun dışında burası bir şey satıyormuş. Güzel bir şey satmıyor. Sen de buraya gel. Gemilerimize bakıyorum da ya yapabileceğimiz. Bunu kesin satın almam lazım. Yeni görev gelmiş. Bunu da alalım hazır yapmışken. Alas, my Hayda. Bu bize tehlike çıkarabilir. Gelir eksiği gördü gene. Her zamanki gibi. Neden eksiği görüyor? Şu saçma bir şekilde fazla binam var. Hele burada. Bunların gelirini kısabilecek bir bina lazım benim. Onu yapabilmem lazım ama yapamıyorum. Bir de en büyük etkeni gelirlerimizin şu özellikleri karşılıyor olmamamız. Mesela bak burada güzel gelir sağlayabiliyoruz. Kültür, sanat, binası kesin. Bira. Oha bira yapamadık mı biz? Bira üretimi gitmiş mi? Cidden. Bunu şu şekilde ayarlayabiliriz. %25'e çıkar tekrardan. Hepsini %25'e çıkaracağım ya. Düzenli. Bunu da aynı şekilde 25. Mutsuz olurlarsa olsunlar, umurumda değil artık. Bunu da 25'e çıkaralım. Bunu da ayarladık. Sonunda bir de ne vardı? Şu muydu? Biz bunları işlemenin yolu neydi ya? Çekirdek yapacağız. Çekirdeği neyden yapıyorduk? Şunlardan yapıyorduk. Okey. 25 yapalım. Tamam. Yani üretimi bayağı arttırmış olduk bu yönde. Şuralara bakalım. Ekmek. Ekmekten yana sıkıntımız olduğunu hiç zannetmiyorum. Ekmek çözülür. Kıyafet bir problemdi sanırsam. Kıyafet, evet, kıyafet bir problemdi diye hatırlıyorum. Bakalım kıyafetlerimize. Kıyafeti toparlamışız. Balık bir problem şimdi de. Balık üretimini arttıralım aynı şekilde. Bir %25 arttırsak yeterli olur. Balıktan ziyade burada balık. Bunda bir sıkıntı değil. Depoyu merak ediyorum. Depo nerede? Depo balık ne kadar var? 25. Kesinlikle balık üretimini arttırmam şart. O da şart. %25 kadar arttırırsak zaten bayağı bir faydası oluyor. The fire has been vanquished. Hayda, bu cephanelikler niye patlıyor ki? A fire broke out. Kasıtlı bir olay da olabilir bu. Neyse biraz böyle kalsın, şu görevi alalım. Şurada bir sıkıntımız var. Gemimiz mi battı bizim? Hayır. Beni korkutuyor bu gemiler. Şöyle gel. Sonra bir de buraya git. Bunun dışında şurada korsan gemilerimiz var. Güzel, sen buraya geldin mi? Senden alışveriş yapmam lazım. Ama şu an kötü bir olay var. Ekstra mallar, pamuk üretebiliyoruz. Vay canına. Verim 40. İyiymiş baya. Kalsın. Fırın bakım maliyeti. Some of us need time to regroup. Abi senle savaş başlayacak. Yapacak bir şeyim yok. Ne kadar geç o kadar iyi. Sen artık gel buraya. Steady her course.
Artık savaş gemilerini ortaya çıkarma vakti geldi iyice. Şunlardan sesini arttıralım artık yavaştan. Savaş gemilerini bir ortaya çıkaralım. Şöyle burada bir dursun yani burada. Bir tanesi burada dursun. Diğer savaş gemilerim nerede? Burada varmış bir tane. Sen gel de yani geleceksin de ne alabileceğiz bunu bilmiyorum artık. Bunları hayatta tamir etmeyeceğim çünkü şu anlık kalsın. Parasal sıkıntım var. Bunu alabilir miyim acaba? Yetişecek mi? Zanaatkar konaklama yerleri içinmiş bu. Yani bunlar için. Yani şimdi işime yaramaz ama her türlü kullanırım ben bunu. Bunu almam lazım benim. Şu adamın olayı başka ihtiyacı da vardır. Kilise. Kiliseyi karşılıyormuş mesela bu. Kilise ihtiyacını maliyeti o kadar fazla olacağını zannetmiyorum. Yani bu yüzden bunu kaldırıyorum. Bunun yerine şu kitabı alıyorum. Bu kitabın aynısı benden var mıydı ya? Ben böyle bir kitap vardı sanki hatırlıyorum. Belediye binası nerede? Burada. Böyle bir kitap yok. Ben bu kitabı kullanır mıyım onu da bilemiyorum. Yani çok iyi bir kitap şey çok iyi bir olaydı bunu aldık. Bunu almaya gerek yok ya. Başka bir olay var mı? Yok kalsın ya boş ver. Onu ben kullanamam. Bu gemilerin içinden geçerim ben içinden. Şu şekilde yapalım. Şekilde yapalım. Burada bir görevimiz varmış. Bir başka görevimiz var mı? Farklı bir görev yok. Şu adamın görevini hallederiz. Hemen şu Enbosa'ya girelim. Buradaki evleri bir upgrade'leyelim artık. Of, artış. Çok iyi oldu bu. İlaç gibi geldi bu bize. Bu şekilde yapalım. Aynen şu şekilde buraya da yapalım mı? Şöyle bir tur yapalım. Şimdi bir üst sınıfa geçtik. Bu bize kerpiç tuğla yapmayı açacak. Bu kerpiç tuğlanın bu özelliği çok iyi. Bunu yapmamız şart. O yüzden artık karşıya geçmem gerekiyor benim. Böyle bir geçemiyoruz. Neden geçemiyoruz? Çünkü gerekli malzeme yok. Nasıl yok? Aa. Miş. Artık bitmemiştir. Bunu yaptık. Bir de buraya bir su yapalım. Bir yatağı lazım. Şöyle yaptık ama çok kötü abi yapmışız biz burayı yaparken. Çok büyük bir hata. Tamam hallettik sıkıntı değil. Şöyle yapalım hatta birleştirelim. Onun dışında yollarımızı çekelim şöyle. Şekilde yapalım. Sonracığıma şöyle bir yolumuzu çekelim. Tamamdır. Ne yapalım? Şuraya bir tane depo yapalım abi. Depo lazım. Bir depoyu yaptık. İkinci olarak bizim en önemli olaylardan bir tanesi şundan. İki tane yapacağım. Bir ve iki. Bunların otunu motunu vesairesini yapalım artık. Bu şekilde. Ne var ne yok. Artık ne kadar uzar bilemiyorum ama şu şekilde yapalım. Burayı hallettik. Sonracığıma buraya gelelim.
Oha, bitti mi burası? Bitmiş, güzel. Bunun için pardon 15 saniyede bir, yani şu şekilde tarla sayısını arttırmamız lazım buranın. Bak, buraya da yapabiliriz güzel bir şekilde. Hatta bence buraya bir tane daha sığar gibi. Bence sığdı. Yani sığmazsa kötü olur. Ama biz sığdıracağız mı? Sanırsam ama ayarlarız ya, bir şekilde ayarlarız bunu. Bu şekilde yapalım. Oyunu bir x'te aldık değil mi, bir x'te? Senden biraz var. O yüzden şurayı bir yıksak ne olur ya, şurayı bir. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şöyle. Aslında olabilir. Bu şekilde yapsak. Böyle bağlasak. Bir dakika. Buraya bir sıkıntı olabilir. O yüzden şöyle kalsın. Peki biz bunu yaptık. Yetecek mi acaba şimdi? Asıl gene sıkıntım o benim. Tam gitmeyecek. Evet. Tekrar yıkalım. Ne kadar varsa öyle bir yapalım önceden. Şurada bir verimsiz toprak mı var? Evet. Tamam, olay çözüldü buranın. Şöyle bir yapalım. Tamam, burayı halloldu. Burada eksiği var. Bak, buranın olayını nasıl çözeriz? Şöyle çözeriz. Ne olur, yetmedi mi? Yetmedi. Bak, burayı çözdük. Şöyle çözdük burayı da. Tamamdır. Olay tamamlandı. 4 tane de bundan yapmam lazım. Ama 4 tane yapamıyoruz. Çünkü sıkıntılar var. Onu nasıl hallederiz? Yol çekmemiz lazım. Şöyle bir yol çekelim. Şöylece bir yol çekelim. Buraya bir tane bundan yapalım. Bir tanesini kesinlikle buraya yapacağım. Burada bir depo var. Burada da bir depo var. Bunu bir... Ne oldu lan? Yanlışlıkla bir şey yaptık. Burayı sığdıramıyor muyuz? Sığdıramıyoruz. Bir tane şöyle yapalım madem. Bir tane daha buraya yapalım. Biraz nüfusu arttırmam lazım. Bu şekilde arttıralım. Bir tane de bina yapalım buraya. Çoban binası yapalım. Şu krallıkla bizde bayağı ilerledi. Bir 9 dakikaya bakayım. Bir 38 dakika olmuş. Güzel. Gelirimizi toparladık. Gelirimizi toparlamamız iyi oldu. Onun dışında şurada tamam, buraya yollayalım, sıkıntı değil. Gemilerde bir sıkıntı var mı? Saldırı uğrayan bir gemimiz var. İçinden geçmişizdik. Şöyle bir yollayalım gemimizi. Burada bir görevimiz varmış. Bu adamla görevini yapalım. Bu adamın görevleri iyi oluyor. Ödülleri iyi oluyor daha doğrusu, ama tıklayamıyorum. Şişmanla eksi ilişki veriyor. Diplomasiye bakalım. Şişmanla ilişkimizi toparlamışız. Bence hiç risk atmaya gerek yok ki, hiç. Bunu ben bir reddediyorum. Maalesef reddediyorum. Yapacak bir şeyim yok. Onun dışında şunu bir yapalım. Tamam. Onun dışında buraya baktığımızda ne yapabiliriz? Burada bir yangın fena ilerliyor. Bunları tamir edebiliriz, edelim. Benim merak ettiğim bir durum söz konusu. Şu durum söz konusu. Burada ne kadar demirimiz var?
Demirimiz ne kadar? 259 tane demirimiz var. Peki buradaki demir üretimi ne kadar? Bunlar önemli olan şeyler. Üretime gelelim. Üretim. Demir. Nerede demir? 8'e 3. Çok fazla demir üretiyoruz ve gönderiyoruz. Burada cephanelik üretim de var galiba. Üretim olarak. Sanayi neredeydi? Burada mıydı? Evet, 3 birim cephanelik üretiyoruz. Onun dışında bu. Okey. Peki bizim diğer bir 20 mekanımız vardı. Mekanımız o da burasıydı. Buradaki durum nasıl acaba? Burada tek tük götürüyoruz diye hatırlıyorum. Siz niye çalışmıyorsunuz? Ürün deposu mu dolu? Vay canına. Ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Depo oluyor, rota oluştur. Ticaret rotası buradan. Buradan buraya bir tane demir kirişi götüren bir fabrika var diye hatırlıyorum. O fabrikayı bulmamız lazım. Demir kirişi. Mesela bu. Demir kirişi yerine başka bir şey götüren bir binamız var mı? Henüz yok. O yüzden buraya bunları yapacaktık biz. Evet, bunların üretimini yapmamız gerekiyordu bizim. Bunun için çimentoya ihtiyacımız var. Çimento cama ihtiyacımız var. Bunlar hallolur. Bunlardan yeni sıkıntı olmaz. Hallederiz bunları. Onu da hangi gemiyle halledelim? Şu gemiyi kullanalım mı? Bu gemiyi. Gemiyi kullanalım. Bak mesela şu üretimi fazla. Bununla beraber çimentoya odaklanmamız lazım. Bir de cama odaklanmam lazım. Benim cam fabrikası yapmam şart. Böyle bir 50'lik yüzlük. 50'lik yeter gibi. Bir 50 de çimento. Demir kirişi lazım olacaktır kesinlikle. Bundan da biraz koyalım. Bu şekilde gidelim. Cam, demir. Evet. Demir kirişi zaten götürdüğümüz için mecburen. Buradan bir rota oluşturalım. Ticaret rotası. Buradan buraya. Ufak gemiler kullanıyoruz ama bunların şeylerini geliştirmemiz lazım. Bundan indir, yükle. Buradaki rotada ne kadar demir var? Burada hayvan gibi demir olmamız lazım. Evet, demir kullanmıyoruz da biz. Öyle bir durum da söz konusu işte. Çok fazla mal sıkıntısı var burada. Tüketim. Ben yanlış binada yerdeyim mi? Yo, doğru yerdeyim. Neyse. Tekrar tıklayalım. Üretim. Üretime gelelim. Yani buradaki ihtiyaçların hepsini karşılıyoruz. Bir dakika. Sabunu nerede kullanıyoruz biz? Don yağını. Domuzu nerede tüketiyoruz? Onu da anlamadım. Bizim burada üretim yerimiz var. Sabunla bu. Saçma bir şekilde ve de bunun olmaması lazım. Bir de şu dikiş atölyesi yapmamız şart. Ben dikiş atölyesi bir yere yapmıştım. Aa, ben dikiş atölyesini buraya yapacaktım. Hatırladım. Evet, buraya yapacaktım. Bunu yapamadık çünkü bir üst sınıfa getirmem gerekiyordu. Buraya üst sınıf hazırlamış mıydık? Hazırlamıştık. Tek sabun ihtiyacımız vardı. Peki bizim sabun stoklarımız ne kadar? Sabun stokları. Sabun stokları iyi. Ne yapalım, ne yapalım? Şu gemi giderken götürsün, bir de gelirken de sabun alsın. Evet, böyle yapalım ve kabul edelim. Ve 50 tane birden götürmez diye umut ediyorum.
İnşallah. Belli bir stone altını götürmesin ya. Sıkıntı. Bir de buradaki proses üretimi nerede? Burada. Kaldır abi. Bu niye çalışıyor onu anlamış değilim. Kaldır. Ya yık. Da bunu kaldırdık. Pardon. Diğerini kaldırdık. Bunun dışında burada sabun. Kaldır abi sabunu. Bunu da kaldır. Bunu buradan kurtardık. Oyun dondu bir. Alt tab bastım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bölüm bu kadar olsun. Kendine geldi. Tamamdır. Save'imizi alalım. Videoyu da sonlandırayım burada.